faiz 100 banka şubesi olarak yayıldıysa, müminler arasında da ahirete iman 100 puan geri gelmiş demektir. Çünkü dünyanın hızlı ilerleyişindeki fren sistemi ahirettir. Mümin mahşer korkusundan dolayı Allah'a isyanda, haramda kendini dizginleyecek bir mekanizma içinde olur. Eğer ahiret endişesini uzak bir ihtimal haline getirirsek, haramların önünü açmış oluruz. Bir insan ne kadar ahiretten, cennetten, cehennemden hissiyat taşıyorsa, o kadar haram yiyemez demektir. O kadar kul hakkına tecavüz edemez demektir. O hızla sabah namazına kalkacak demektir. Bunun için önümüze ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, modernizasyon, pencere vesaire olarak, binalaşma, şehirleşme olarak, hangi isimle olsun, ne olursa olsun, önümüzdeki dünyevileşmenin hızı, müminin de dünya için yaşayacak adam konumuna gelmesi, ahiret zafiyetinden kaynaklanıyor. Dünya bir adım attıkça, ahiret bir adım geriliyor demektir. Halbuki itidali nedir bunun? Ahireti bagaja koymamaktır. Ahiret şartelini, yani fren sistemini ta koltukların arkasında, bagajda bir yere, zaten nasıl kalkıp gideceksin oraya kadar? Bu araç hızlı bir şekilde gidiyor. Dünya ve ahiret gaz pedalıyla fren pedalının aynı yerde olmasıyla imani bir hayat yaşamak mümkündür. Bugün başımıza gelen musibet, mesela evlerimizde aile içi sıkıntılarımız, ki mel'un Yahudi'nin Kudüs'ümüzü işgal etmesinden en az 100 kat daha büyük bir felaket, Yahudi kafasının yatak odalarımızı işgal etmesi, kadınların kanunların himayesine sığınıp Allah'ın verdiği erkeğe 1 puan öndelik hakkını 20 puan geriye doğru atarak, evlerde kadınları da dünyevileşmenin hükümranlığı altına alan mantıktır. Kudüs'ün işgal edilmesinden daha büyük bir afettir bu. Çünkü günün birinde Kudüs'ü hürriyetine kavuşturacak olan mümin, mücahit insanlar o mantıkla, o ailelerden yetişecekti. Böylece derenin başı kurutulmuş oldu. Yani şu en basit gördüğümüz örnekte bile, yani evlerimizde yatak odasından oturma odasına kadar, mutfağına kadar Allah'ın hükümranlığı yerine komşuların ne diyeceğine dair kanaatlerin ezici hakim güç haline gelmesi evlerimizde ve mesela bunun yan dallarından biri olarak çocuklarımızın Allah'tan sonra en çok itaat etmeleri gereken, peki tamam demeleri gereken anne ve babalarını arkadaş seviyesine düşürmeleri, bazen de arkadaştan bile sonra gelecek hale getirmeleri, o çocukların ahireti dilleriyle söylemeye cesaret etmeseler bile yüreklerindeki asıl yer itibariyle ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, uzak bir ihtimal görmelerindendir. Cehennemi gözünün önünde alevleriyle kaynar gören birisi, anasına babasına Allah'tan sonra en büyük hak sahibi olarak itaat eder. Annesi ona
kocana kendini ezdirme sakın ha. Öyle ilk gün yüz verirsen bir daha boğayı ahıra koyamazsın. Aman, aman, aman diye tembih ettiği halde anasının, ablasının, görümcesinin, herkesin övdüğünü bir kenara koyup Allah'ın çizdiği çizgiye göre kadın olacağım, Allah'ın istediği erkek olacağım diyen eşler cehennemi apartmanlarının altındaki kazan dairesinden daha yakın, yatak odasının yanı başında alevleri yatağı kadar sarmış yakınlıkta gören insanlardırlar.